elimizde rassal bir binom değişkeni olduğunu varsayalım. Bu değişkeni çok genel bir ifadeyle her bir deneme için başarı olasılığı P olan en deneme sonundaki başarı sayısı olarak tanımlayacağım. Evet, rassal bir binom değişkenini bu şekilde tanımlayabiliriz ve buna ek olarak denemelerin bağımsız olduklarını, olasılığın değişmediğini, deneme sayısının sonlu olduğunu ve denemelerin sonuçlarının ya başarılı ya da başarısız olduğunu da var sayacağız. Bu videoda bahsi geçen binom değişkeninin beklenen değerinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Hemen not edeyim. X'in beklenen değeri neye eşit olacak? Uzun hikayeyi kısa kesmek adına bunun neye eşit olduğunu söyleyeyim ve videonun geri kalanında da biraz matematik kullanarak bunun neden böyle olduğunu ispatlamaya çalışayım. X'in beklenen değeri deneme sayısı çarpı her denemenin başarı olasılığına eşittir. Neyden bahsettiğimi daha iyi anlatabilmek adına denemelerin serbest atış olduğunu düşünelim. Evet, basketboldaki serbest atışlardan bahsediyorum. Başarı durumunu serbest atışın isabetli olması olarak tanımlayalım ve olasılığı da sarıyla yazacağım ki bu aynı zamanda serbest atış yüzdesine de eşit olacak. Evet, yüzde 30 ya da 0,3 olarak belirleyelim. Bu atışlardan 10 tane yapacağımızı varsayalım. Yani n 10'a eşit olacak. Bu örnekteki beklenen değeri hesaplayınca burada bahsettiklerimin iyice anlaşılacağını düşünüyorum. X'in yani isabet yüzdesi %30 olan 10 tane serbest atış sonundaki başarı sayısının beklenen değerini burada da yazdığımız gibi n çarpı p olarak bulabiliriz. n deneme sayısıydı yani 10 çarpı p de başarı yüzdesi yani %30 veya 0,3 olarak evet yazayım bu durumda sonuç 3'tür. Peki bu mantıklı bir sonuç mu diye soracak olursam ne düşünürsünüz? Bu serbest atış ya da başarı yüzdesinin %30 olduğu 10 serbest atış için son derece mantıklı bir sonuçtur öyle değil mi? Eğer bu noktada anlaştıysak şimdi bir de işin matematiksel boyutunu inceleyelim. Bunu yapmak için beklenen değer özelliklerinden e, özellikle de iki rassal değişkenin toplamının beklenen değerinin rassal değişkenlerin beklenen değerlerinin toplamına eşit olmasından faydalanacağız. Bundan önceki videolarda bahsetmiştik ve şimdi de bunun doğru olduğu varsayımı üzerinden hareket ederek kendimize bir y rassal değişkeni tanımlayalım. Evet, rassal değişken y, ee, y'nin 1'e eşit olması olasılığı p'ye, y'nin 0'a eşit olması olasılığı da 1 eksi p'ye eşit olsun. Bunlar bu değişkenin alabileceği tek değerler. Nereye varmaya çalıştığımı anlamış da olabilirsiniz. Rassal değişkenin bir deneme olduğunu düşünürsek, başarı durumunda 1'e, başarılı olmaması durumunda da 0'a eşit olması. Evet, bu anlama geliyor. Bu durumda x rassal değişkeninin y artı y artı nokta 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 artı y'ye yani 10 tane y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz serbest atış başarılı olduğunda y'nin 1'e olmadığında da 0'a eşit olduğunu da düşünebilirsiniz. Evet yapacağımız 10 atıştan her biri x ise y'lerin yani 10 atışın toplamına eşit olacak. Bu arada buraya 10y yazdım ama işi genel tutmak adına burada n tane y olduğunu düşünelim değil mi? Bu bir örnek ama videonun devamında bunu ispatlamak istediğimiz için genel bir ifade kullanacağım. Bunu ispatlayabilmek adına bunun iki tarafının da beklenen değerini alalım şimdi. Bakalım ne olacak? X'in beklenen değeri eşittir Buranın beklenen değerini de bu özelliği kullanarak, evet, y'nin beklenen değeri artı, y'nin beklenen değeri artı, nokta nokta nokta, bunu en defa yaptığımızı düşünelim. Evet, bu tarafın beklenen değerini de bu şekilde yazabiliriz. Sağ tarafta y'nin beklenen değerinden kaç tane var? n tane ve bunu n çarpı y'nin beklenen değeri olarak da yazabiliriz. Peki, y'nin beklenen değeri nedir? Aslında çok net ama şu şekilde yapalım. Ee, buradan devam edeyim. Y'nin beklenen değeri, evet sonuçların ağırlıklı ortalamasıdır ve yalnızca iki olası sonuç olduğuna göre de bunu sonucun P olmasının olasılığı yani P çarpı 1 artı 0 gelmesinin olasılığı da 1 eksi P çarpı 0 olarak yazarız. Sonuç olarak burası 0 olur ve Y'nin beklenen değerinin P olduğunu buluruz. Y'nin beklenen değeri eğer P ise buraya P yazabilirim ve X'in beklenen değerini N çarpı Y'nin beklenen değeri yani P'den N çarpı P olarak buluruz. X'in beklenen değerinin N çarpı P'ye eşit olduğunu da böylelikle ispatlamış olduk. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur.